Şifalı otlarla dolu bir oda düşünün. Bu odaya girmeye hak kazanıyorsunuz. Önce otları nasıl kullanmanız gerektiğini, hangi otların size iyi geldiğini öğreniyorsunuz. Sonrasında öğrendikleriniz sayesinde kendi merheminizi yapıyorsunuz. En sevdiğim kısmı da şu. Merheminiz sadece size değil, odadaki herkese ilaç oluyor. Psikodrama nedir diye soracak olursanız Vereceğim cevap çok kısa olmakla beraber içerdiği anlamlar çok derin. Psikodrama bana göre büyük bir yolculuk. Bu büyük yolculuğun içerisinde ne var diye soracak olursanız işte uzun olan kısım burası. Bu büyük yolculuğun içerisinde hayatın kendisi var. Mutluluk var. Çocukluk var. Gelecek var. Ebeveynlik var. Anılar var. Sorunlar var, sorunlara çözümler var, arkadaşlık var, dostluk var ve en önemlisi bizler varız. Sessiz olun, bu işsiz tecrübeyi kaçırmayın ve geride kalmayın. Değişime direnci olan kişilerin kesinlikle psikolojik aramaya gitmesini tavsiye ediyorum. İş dünyanızda yaşadığınız... Bazı durumların, bazı gerçeklerin sizi etkileyen olayların başka hayatlar üzerinde de var olduğunu bilmek, görmek sizin bu durumla yüzleşmenizi isteseniz de istemesiniz de sağlıyor. Bu anlamda bana özellikle Funda Hoca'nın liderliğindeki psikodrama çok katkısı oldu. Aynada ikinci kez psikodrama grubuna dahil oluşum. Her ikisi de birbirinden çok farklıydı. Ancak her ikisinin de ortak noktası bambaşka farkındalıklar yaşatmasıydı. Bireysel terapiyle de bu farkındalıklar ortaya çıkabilirdi belki ama psikodramanın güzelliği grupla birlikte başkasının hikayesinde kendine bir yer bulup dışarıdan kendi içine bakabilmen. Farklı bir bakış açısıyla bakmak gibi de diyebiliriz. Başka birinin hikayesinde kendi hikayenin ortak yanları tespit edip Kendine parça çıkarmak güzel bir deneyim ve farkındalıktı. Psikodrama ile farkındalık yaşadım. Psikodrama yaşantı grubunda ben bu olaya hiç böyle bakmamıştım diyebileceğiniz birçok durumla karşılaşıyorsunuz. Çünkü olayı canlandırıyorsunuz ve aslında birçok durumda, birçok pozisyonda ne kadar enteresan düşündüğünüzü, başka açılardan baktığınız zaman ne gibi sonuçlara ulaşacağınızı görüyorsunuz. Bunu görürken de aslında buzdağının altındaki kısmına ulaşıyorsunuz. Buzdağının üstü başka bir problem gibi görünürken ya da size çok basit bir problem gibi görünürken bir anda karmaşık bir probleme gidiyor ya da tam tersi oluyor. Karmaşık bir probleminiz çok daha basitleşebiliyor bir anda. Hızlıca çözüme ulaşmak diyebiliriz belki. Çünkü o sahneyi hayatınızda yaşadığınız o anı ya da sizi etkileyen o durumu bir anda başkaları tarafından canlandırılınca bir anda fark ediyorsunuz. Bir anda "Ah işte evet. Bu böyleymiş meğersem ya." diyorsunuz. Onun için psikodrama ile ilgili söyleyebileceğim tek şey şaşırtıcı ve dönüşüme açık olması diyebilirim. Gerçi tek şey olmadı, iki şey oldu ama olsun. Psikodrama kendimi kendime ve başkalarına olduğum gibi açabilmeme alan açıyor. Güvenli bir alan. Bu muhteşem bir şey. Yargılanmadan, yargılamadan birbirimize açılabilmemiz gerçekten çok güçlendirici ve aynı zamanda zenginleştirici. Funda Hanım'ın liderliği hem bu güvenli alanı yaratmakta hem de bu alanı kendimize bırakabilmemize müthiş katkı sağlıyor. Her yıl bir doz psikodrama çalışması tavsiye ediyorum. Kendi hikayemin bazı bölümlerinin fragmanını yaşadım. Hem de hiç tanımadığım insanların hayatlarında. Farklı bedenler, benzer yaşamlar, farklı varoluş yolları. Kendimin bir katmanı ile daha tanıştım. Güzel bir deneyim oldu.